Tekrardan herkese merhabalar. Bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda sayı sistemleri ve dönüşümleri ile alakalı bir başka dersteyiz. Ve bu dersteki amacımız arkadaşlar oktal yani 8'lik sistemde verilmiş olan bir sayıyı desimal yani onluk sisteme tekrar döndürmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bu aslında çok basit bir süreç arkadaşlar. Daha önce ikilik sistemden onluk sisteme nasıl geçeceğimizi görmüştük zaten. O da çok kolay bir süreçti ve o sürecin neredeyse aynısı. Şimdi diyelim ki 57.4 gibi bir sayım olsun benim. Nerede? 8'lik sistemde ve ben bunu ne yapmak istiyorum? X gibi bir sayıya çevirmek istiyorum onluk sistemde. Yapacağım şey şudur arkadaşlar. 57.4'ü ortaya alıyorum. Ben biliyorum ki bu sayılar neydi? Ağırlıklı sayılardı ve buradaki ilk ağırlık ne ağırlığıydı? Üzeri 0 ağırlığı. Burası da üzeri 1 ağırlığı ve sağa doğru noktadan sonraya gittiğimde eksili olarak gidiyordum değil mi? Burası da üzeri eksi 1 ağırlığı. Şimdi üzeri eksi 1, üzeri 0, üzeri 1 ne demek? Üzeriden kastım şu arkadaşlar. Sayının temeli yani sayının arkadaşlar tabanı üzeri 0. Tabanı üzeri eksi 1, tabanı üzeri 1. Şu an 8'lik tabanda çalıştığım için bakın bu sayı neye eşit olacaktır? 5'lik kısımdan başlıyorum. Burası nedir? Taban üzeri 1 çarpı 5 yani 8 üzeri 1 çarpı 5. Devam ediyorum arkadaşlar. İkinci kısımda ne elde ettim? 8 üzeri 0 çarpı 7 artı diyorum. Üçüncü kısımda da 8 üzeri eksi 1 çarpı 4. Bunların hepsini toplamak kalıyor. Bakın burası 40 değil mi? Burası 7. Devam ediyorum arkadaşlar. Burası da benim için nedir? 8, 4 oldu. 4 bölü 8, 0.5'tir değil mi? Aslında ne elde etmişim? Bakın 47.5 elde etmişim. Nerede arkadaşlar? Desimalde. Gördüğünüz üzere bu kadar basit bir sistem. Ama şöyle bir şey yapalım. Bir tane daha örnek çözelim. Hem böyle denemeler yapmış oluruz. 310.160 gibi biraz daha karmaşık bir sayımız olsaydı mesela. Nerede? Oktalde. Ve bunu neye çevirmek isteseydik? Şöyle x10 gibi bir şeye çevirmek isteseydik. Ne yapardık arkadaşlar? Bakın şuraya geliyorum. Burası yine 0 üzeri. Değil mi? Burası 1 üzeri, burası 2 üzeri. Terse gittiğimizde bakın burası eksi 1, burası eksi 2, burası da eksi 3. Bunları göz önünde bulundurarak başlıyorum hemen. En soldan 8 üzeri 2 çarpı 3 diyorum artı dedim. 8 üzeri 1 çarpı 1 devam ediyorum artı dedim. 8 üzeri 0 çarpı 0 devam ediyorum artı 8 üzeri eksi 1 çarpı 1 artı diyorum 8 üzeri eksi 2 çarpı 6 artı 8 üzeri eksi 3 çarpı 0. Şimdi bir kere burası 0, burayı sildim. Burası da 0, burayı da sildim. Burası nedir benim için? 8 üzeri 2 çarpı 3'tür. Bu 64 çarpı 3 yani 192 yapacaktır. 8 üzeri 1 çarpı 8 burası 1, 8 olacaktır. Burası nedir? 1 bölü 8 edecektir arkadaşlar. Şöyle 1 bölü 8 yazalım. Burası nedir? 6 bölü 64 eder. 3 bölü 32 yazalım buraya da. Bir hesap makinesi kullandığımız zaman ne gelir? 200 zaten tam sayı kısmı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kesirli kısım içinde hesap makinemizi kullandığımızda 200.218 olduğunu görüyoruz. Bu sayının desimal karşılığının. Gördüğünüz üzere gerçekten çok kolay bir yolu var. Yine de anlamadığınız bir nokta olursa lütfen yorumlarda buluşalım. Sizlere yardımcı olmaya çalışayım arkadaşlar. Bir sonraki derste heksadesimal bir sayıyı desimal bir sayıya yani 16'lık sistemdeki bir sayıyı onluk sistemdeki bir sayıya nasıl dönüştürürüz? Bunun videosunu görüyor olacağız. Bunun dersini görüyor olacağız. Sistem kesinlikle aynı arkadaşlar. Aslında sadece örnek çözüyorum şu an. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekildi.